Diyanet Haber'den hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Bugün 19 Aralık Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sıcak bir açıklamayla başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'ı yendik, Suriye'de amacımız da zaten buydu dedi. Trump'ın bu açıklaması Amerika'nın Suriye'den çekileceği yorumlarını güçlendirdi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon için geri sayımı sürerken Suriye gündemi önce uluslararası haber ajanslarının ABD'nin Suriye'den çekilme planı yaptıkları yönündeki haberleriyle hareketlendi. Ardından akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump bir tweet attı. Trump, artık Suriye'de DAEŞ'ı yendik, zaten orada bulunmamızın tek amacı da buydu dedi. Trump'ın net ifadeler içermeyen bu açıklaması, Amerikan ordusunun Suriye'den çekileceği yönündeki haberlere paralel olarak yorumlandı. Ayrıca bu adım Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonun önünü açma girişimi olarak da görüldü. Sayın seyirciler, ABD'den sahadaki yansıması merak uyandıran bu açıklama gelirken Suriye'de Fırat'ın doğusuna terör operasyonu için nefeslerimizi tuttuk, beklemeyi sürdürüyoruz. Sadece Türkiye değil, terör örgütü PKK-YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler de onlar asla bizi temsil etmiyor dedikleri YPG terör örgütünün bölgeden temizlenmesini istiyor. Bir gece ansızın gelebiliriz. Terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki Ayn el Arab, Fırat'ın doğusunda düzenlenecek operasyonun öncelikli hedefleri arasında. Şehirde teröristlerin tünel inşa etme anı dronlarla işte böyle görüntülendi. Teröristlerin baskıları nedeniyle sivillerin terk ettiği ve adeta hayalet kente dönen Ayn el Arab'ın da içinde bulunduğu bölgeye operasyon için Türk Silahlı Kuvvetleri teyakkuzda. Bu arada Ankara'da önemli bir konuk gündemdeydi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta Suriye'deki durum olmak üzere görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor. Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemesini bekleyen Suriyeliler evlerine dönme konusunda umutlarını sürdürüyor. Şanlıurfa'da toplanan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası da Türkiye'nin operasyonuna tam destek açıklaması yaptı. Başkan Abdülaziz Temmo, bize göre YPG terör örgütüdür dedi. Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Suriye'de bizi YPG PKK temsil etmiyor, edemez. Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG bizim temsilcimiz olamaz. Amerika güya DAEŞ'la mücadele için onlara destek verdi. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Terör örgütü YPG'yi kim Suriye'den çıkarırsa biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Burası ise Rasulayn. Terör örgütü yerli halka baskı, şiddet ve zulüm uygulayınca birçok aile kaçarak Türkiye'ye sığındı. Onların da gözleri Türkiye'nin temizlik harekatında. Vatanımızdan zorla gönderildik. İnşallah biz de Türk ordusu ve ÖSO'nun desteğiyle Rasulayn'ı teröristlerden kurtaracağız. Terör örgütü bölgeyi ele geçirdiğinde ben 19 yaşındaydım. Liseyi bitirmiştim ve üniversiteye gitme hayalim vardı. Ama eğitimimizi tamamlamamıza izin vermediler. Allah Türkiye'den razı olsun. Bize kucak açtılar. Bize her türlü kolaylığı sağladılar. Temennimiz bu toprakların teröristlerden temizlenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra evimize dönüp huzur içinde yaşayabileceğimiz konusunda umutlandık. Rasulayn'da yaşayan bir Kürt olan İsmail Şuheyni'nin bu ifadeleri ise terör örgütü PKK-YPG'nin Kürtler tarafından da gerçek yüzüyle tanınması açısından önemliydi. Rasulayn teröristler işgal etmeden önce Arap, Kürt, Süryani, Müslüman herkesle birlikte kardeşçe yaşıyorduk. Benim annem Kürt, akrabalarım Kürt. Buna rağmen sen bizden değilsin deyip evimi ve mallarımı elimden aldılar. Kim onların istediklerini yapmadıysa işkence edip evini aldılar. Onlar Kürtleri savunuyor olsalardı oradaki Kürtlerin %80'i bölgeden ayrılmazdı. İlçenin asıl halkı oradan gönderildi. Yerine başka yerlerden onları destekleyen insanlar geldi. Şu anda yaptıkları kötülükler nedeniyle herkes oradan kaçmaya çalışıyor.
Sayın seyirciler, İsviçre'de yapılan üçlü Suriye zirvesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran Anayasa Komisyonu oluşturulması konusunda müzakerelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir aşamaya geldik dedi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mustura ise gidecek ekstra bir mil olduğuna inanıyorum diye konuştu. Suriye krizine çözüm umudu bu kez İsviçre'ye taşındı. Astana süreci garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in katıldığı toplantıda Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulmasına yönelik istişareler yapıldı. Anayasa Komisyonu'nun kurulması ile ilgili esasen önemli katkılar da sağladık ve ortaya atılan isimlerin değerlendirilmesi de yapıldı. Birleşmiş Milletler tabii ki aday gösterilen isimlerle ilgili gerekli çalışmaları da bundan sonraki süreçte yapacak. Ama bugün önemli bir aşamaya geldiğimizi de bu istişarelerden sonra söyleyebilirim. Görüşmelerin ardından Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura kameraların karşısına geçti. Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulmasına yönelik tarafların yoğun istişarelerde bulunması memnuniyet verici. Üç bakan bana Anayasa Komitesi ile ilgili önemli bir ortak veri sundu. Ben gidecek ekstra bir mil olduğuna inanıyorum. Mistura kurulması planlanan Anayasa Komisyonu'na ilişkinde çerçeveyi açıkladı. Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin kurulmasını amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler'in Suriye halkı için devam eden çabaları önemli. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i buradaki toplantıya ilişkin bilgilendireceğim. Mistura Suriye Özel Temsilciliği görevini 7 Ocak'ta bırakacak. Yerine gelecek Geir Pedersen için mükemmel biri. Öyle inanıyorum ki bizim 4 yılda yapmaya çalıştıklarımızı ve yaptıklarımızı daha da ileri taşıyacak, dedi. Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Tarihten sinemaya 5 farklı alanda isimler ödüllendirildi. Vefa ödülüne İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Akif'in İstiklal Caddesi'ndeki evinin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Fotoğraf sanatının usta ismi İzzet Keribar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. İstiklal madalyası ile ödüllendirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kültür ve sanat alanında yaşanan değişime dikkat çekti. Kültür ve sanat faaliyetlerinin milli ve dini değerlerle uyumlu olması gerektiğini söyledi. Kültür ve sanat tabiatı gereği sivildir, özgürdür. Aynı şekilde toplumların kutsallarını, inançlarını, bunları küçümseyen, hafife alan, tahfif eden yahut ideolojik siparişlere göre köreltmeye çalışan kişinin yaptığı işin adı kültür veya sanat değildir. Ülkemizin en büyük sorunu kendi toplumunu, kendi ülkesini küçümseyen bir grubun uzunca bir süre kültür sanat dünyamızı adeta esir almasıdır. Hamdolsun bu esaret yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, televizyonun düğmesine dokunduğumuzda karşımıza mutlaka ülkemizde yapılmış bir televizyon dizisi çıkıyor. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Demek ki çalıştığımızda, emek verdiğimizde, mücadele ettiğimizde, televizyon gibi rekabetin çok üst düzeyde olduğu bir alanda netice elde edebiliyoruz. Türk kültür ve sanatında bayrağı daha ileriye taşıyacak yeni isimlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Yeni Mehmet Akif'lere, Tanpınar'lara, Necip Fazıl'lara, Nazım Hikmet'lere, Arif Nihat Asya'lara, Kemal Tahir'lere ihtiyacı bulunuyor. Aynı şekilde müzikte yeni Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer, Sarıcı Özenler, Neşat Erteşler yetiştirmeden özgünlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlarca devam edecek ekoller oluşturacak,
mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800'e yakın projeyi sığdıran bir Mimar Sinan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini geçirdiği İstiklal Caddesi'ndeki evinin müze yapılacağını açıkladı. Kurtuluş Savaşımızın ruhunu anlatan İstiklal Marşı, milletimizin yeniden ayağa kalkışının destanı olan Çanakkale şiiri ve her biri ayrı kıymete sahip mesajlar içeren eserleri Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle kazımıştır. 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Vefa Dalı'nda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a verildi. Ödülü onun adına torunu Selma Ersoy aldı. 5 alanda 5 isme takdim edilen ödüllerin diğer 4'üne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan ve sanat fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Evet, şimdi de kısa kısa haber özetleriyle devam edelim, ardından buradayız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte özel harekat polisleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Soylu, terörle mücadeledeki başarıya vurgu yaptı. Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'ndaki konuşmasındaysa Suriye'de terör örgütü YPG'ye destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne yüklendi. Yazıklar olsun. Senin müttefiklerine de yazıklar olsun. Suriye FETÖ ve S-400'ler konusunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında soğuk rüzgarlar eserken Washington yönetimi önemli bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye satılması planlanan Patriot füze savunma sisteminin satışını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da önerilen satış Türk ordusunun düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır, açıkladı. Yaptı. Bu gelişme Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili sürecin akıbetini gündeme getirdi. Moskova'dan bir açıklama yapıldı. İki konunun farklı olduğu, S-400 satışının Patriot alımından bağımsız olarak işlediği duyuruldu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken güvenlik ve istihbarat birimleri soruşturma kapsamında 80 noktada bulunan 147 güvenlik kamerasından elde edilen 3500 saatlik görüntüyü inceledi. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan bu izlemeler sonucunda yeni bilgi ve belgelere ulaşıldı. O belgeler arasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazı için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik özel ekibin yurda ve İstanbul Başkonsolosluğu'yla konuta giriş çıkışına dair yeni fotoğraflar da vardı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri, okul çevreleri ve servislerle ilgili ülke genelinde denetim yaptı. Denetlenen 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi. Uygulamalarda 1 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca ve uyuşturucu maddelerin bulunması çarpıcı bir detaydı. Ankara'da 1 Ocak'tan itibaren toplu taşıma araçlarından kredi kartıyla yararlanılabilecek. Temassız kredi kartları okutularak 3 lira karşılığında belediye otobüsü, metro ve Ankara'ya binme imkanı sağlanacak. Aynı zamanda otobüs ve metro kartları da uygulamada olacak. Öğrenciler indirimli olarak bu kartlarda seyahat edebilecek. Nevşehir'de yaşayan 108 yaşındaki Ayşe Değerliyer bu yaşında ilk kez doğum günü kutladı. Nevşehir Belediyesi şehrin en yaşlısının kim olduğunu belirledikten sonra Asırlık Çınar'a sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Atilla Seçen, 11 Aralık 1911 doğumlu Ayşe Nine'nin 108. doğum gününü evinde pasta keserek kutladı. Sayın seyirciler, Din İşleri Yüksek Kurulu son zamanlarda Kur'an-ı Kerim ve Yüce Kitabımızda yer alan kıssalarla ilgili yapılan tartışmalar konusunda açıklama yaptı. Ayet ve hadislerden örnekler verilerek desteklenen açıklamada Kur'an'ın lafız ve manasıyla Allah'a ait olduğundan şüphe yoktur denildi. Tüm Müslümanlar bu tür tereddütlü yaklaşım ve anlayışlardan uzak durmalıdır uyarısı yapıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı son zamanlarda kamuoyunda Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti ve Kur'an'da yer alan kıssalara ilişkin iddialar konusunda açıklama yaptı. Tüm kıssaların kurgu olduğu iddiasının Peygamberimizin açıklamalarına ve tarih boyunca benimsenen İslam ilim geleneğindeki temel kabullere aykırı olduğu belirtildi. Son zamanlarda Kur'an'ın mahiyeti ve Kur'an'da yer alan kıssaların gerçekliği konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açan bir takım iddiaların ileri sürüldüğü görülmektedir. Söz konusu iddialara göre Kur'an'ın sadece manası bir öz olarak Hazreti Peygamber'e indirilmiş, o da bunu kendi kültürünün kelimeleriyle söze dönüştürmüştür. Diğer bir iddia ise Kur'an kıssalarının tarihsel gerçekliğinin olmadığı, sadece bazı mesajların verilmesi için kurgulanmış anlatımlar olduğu şeklindedir. Bu iddialar hem bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadelerine hem de onu insanlığa duyuran Hazreti Peygamber'in açıklamalarına hem de tarih boyunca benimsenen İslam ilim geleneğindeki temel kabullere açık bir aykırılık taşımaktadır. Yüce Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayet, onun bütünüyle yani hem manası hem de lafzıyla Yüce Allah'a ait olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verilerek, Kur'an-ı Kerim'in sadece mana olarak nazil olduğu, lafzınınsa Peygamberimize ait olduğu görüşlerin İslam mezhepleri tarafından kabul edilmediğine dikkat çekildi. Yunus suresindeki, kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bizimle karşılaşacaklarına inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de, onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Ayeti delil gösterildi. İnzal aşamasında Kur'an'ın lafzı ve manası üzerinde Hazreti Peygamber'in herhangi bir tasarrufunun kesinlikle söz konusu olamayacağı hususu birçok ayette belirtilmiştir dendi. Kur'an'ın gerek indiriliş keyfiyeti gerekse indirildiği lafız örgüsüyle ilgili bu doğrultuda pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif bulunmaktadır. Nitekim İslam ilim geleneğinin temel kabulleri doğrultusunda Müslümanlar da tarih boyunca böyle inanmışlardır. Hal böyleyken Kur'an'ın sadece mana olarak nazil olduğu, lafzının ise Hazreti Muhammed'e ait olduğu şeklindeki bu şaz görüş, hiçbir İslam mezhebi tarafından kabul edilmemiştir. Bu görüşlerin bazı kitaplarda yer alması bunların benimsendiği anlamına gelmez. Nitekim İmam Maturidi bu şaz görüşü Tevilatül Kur'an adlı tefsirinde eleştirmiş, reddetmiş ve Kur'an'ın hem lafız hem de mana olarak Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e indirildiğini net bir şekilde ifade etmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında Kur'an'ın lafız ve manasıyla Allah'ın kelamı olduğu hususunda şüpheci yaklaşımlardan tüm Müslümanların uzak durması istendi. Kur'an-ı Kerim lafız ve manasıyla Allah'ın kelamıdır. Allah'ın korumasıyla tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki musafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hazreti Peygamber'den bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur'an-ı Kerim'in lafız ve manasıyla Allah'ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur. Kur'an-ı Kerim lafız ve manasıyla Allah'ın kelamıdır. Allah'ın korumasıyla tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki musafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en batı ucuyla doğu bölgelerinde çetin kış şartları yaşanıyor. Trakya beyaza büründü. Doğu Anadolu'da karla mücadele ekiplerinin hummalı çalışması var. Dondurucu soğuk ve sis de etkili oluyor. İstanbul'da ise fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan yük gemisi korkuttu. Batma tehlikesi geçiren geminin mürettebatı tahliye edildi. İstanbul'da Şile sahil köy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalya adlı Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisindeki 16 mürettebat kıyıya çekilen halatlarla tahliye edildi. Sarıyer'de Ayaz Ağa Deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı.
Çevredeki bazı evleri su bastı. Vatandaşlar evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalıştı. Mahvolduk yavrum. Olayı yaşıyoruz, tamam mı? Biz bundan artık şey olduk. Elimizde, keynimizde, başımızda yiyecek, içecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Biz bunun bir çaresini artık devletten bekliyoruz yani biz. İstanbul'un Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülürken meteoroloji kar yağışı uyarısı yaptı. Trakya bölgesinde ise yoğun kar yağışı etkiliydi. Edirne, Kırıkkale ve Tekirdağ beyaza büründü. Ulaşım aksadı, polis ekipleri ve karla mücadele ekipleri önlemlerini artırdı. Tekirdağ'da iki gün, Edirne ve Çanakkale'nin bazı ilçelerinde de okullar bir gün tatil edildi. Çocuklar karın keyfini yaşadı. Ardahan'da da etkili kar yağışı tipi ve dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kale tarafı ve köprü tarafı çok soğuk. Yani derecenin yüksekliği buradan belli oluyor zaten. Suyun verdiği sazak. Kur'an ehlinin değil mi? Kur'an ehlinin verdiği sazak zaten Ardahan'ı donduruyor. Doğu Anadolu'da kar nedeniyle kapalı olan yüzlerce köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Adana ve Balıkesir'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kars'ta sağanak yağmurun yanı sıra yoğun sis de etkiliydi. Sis nedeniyle bu illerin bazılarını yapılacak uçak seferleri iptal edildi. Evet, şimdi de İslam ülkelerinde son 24 saate ilişkin haberleri paylaşalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Duyarik, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de önceki gece başlayan ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını açıkladı. Duyarik, kente Birleşmiş Milletler'in göndereceği uluslararası ateşkes denetleyicilerinin üniformalı olmayacağını da belirtti. Birleşmiş Milletler'in bu açıklamasının ardından Hudeyde'de 4 patlama oldu. Hükümet güçleriyle muhalif Husiler ateşkesi ihlal konusunda birbirlerini suçladı. Katar Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, iki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın süreceğini söyledi. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuş. Bundan sonra da dostluğumuz bu minval üzerinde devam edecek. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Katar Milli Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Doha'daydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Barış Planı için önceki girişimlerin aksine bu plan belirsiz ve öngörülmeyen yönergeler içeren yalnızca birkaç sayfadan ibaret değil, çok daha uzun, çok daha ince detaylar içeriyor. Konuya yeni unsurlar getiriyor. Orta Doğu gerçeğinin büyük ölçüde değiştiğini de göz önünde bulunduruyor, dedi. Filistin ise söz konusu plana tepkisini sürdürdü. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, bu planın başarılı olma şansı yok. Doğar doğmaz ölecek. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Haley maalesef İsraillilerden daha fazla İsrailliymiş gibi davranıyor. Filistin halkına karşı aşırı derecede düşmanca bir tutum sergiliyor, diye konuştu. İran ve Endonezya'dan Avustralya'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, bu karar uluslararası sözleşmelerin ihlalidir ve Filistin ve Orta Doğu sorununun çözümüne hizmet etmez, dedi. Endonezya Temsilciler Meclisi de Avustralya'nın Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının önemli bir hata olduğunu belirterek kararın kınandığını açıkladı. Endonezya'nın Aceh Eyaleti açıklarında yük gemisi battı. Batan gemideki 12 Myanmarlı balıkçılar tarafından kurtarıldı. Ahşap yük taşıdığı belirtilen geminin batmasıyla ilgili araştırma sürüyor. Evet, ana haber bültenimizi burada tamamlıyoruz sayın seyirciler. Uluslararası bir organizasyonda sakin şehir unvanını alan Şavşat ilçemizden mevsim görüntülerini paylaşacağız şimdi sizlerle. Artvin'in doğa tutkunlarını da etkileyen bu kartpostallık görüntüler eminim sizleri de büyüleyecek. Yarın saat 18.30'da birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.